Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hep birlikte görmüş olduğunuz fıstık model patiklerimizden yapacağız. Fıstık model patiğimizi bu videoda anlattığımız model 1 yaşa uygun ölçülerde, 1-1,5 yaşa uygun ölçülerde olacak. Şimdi model yapımına geçebiliriz. Modelimizin başlangıcında önce şişimizin üzerine 37 tane ilmek atıyoruz. Ve bir sıra haroş öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Bu şekilde bir sıra haroşamızı ördük. Şimdi arttırma işlemlerimizi yapacağız. Önce bir ilmek alacağız. Bir arttırıp 17 ilmek öreceğiz. Bir arttıracağız. Bir öreceğiz. Bir arttırma işlemi 17 ilmek öreceğiz. Son arttırmamızı yapıp son ilmeğimizi alacağız. İlk sıramızda bu şekilde arttırıyoruz. Ve arttırmalarımızı hep ipsiz olan kısımda ön yüzümüz burası olacak. Burada yapacağız. Önce ilk ilmeğimizi alıyoruz. 1 arttırıyoruz. 17 ilmek örüyoruz. 17 ilmeğimizi ördük. Şimdi bir arttırma işlemi, bir ilmek örüyoruz ve bir kez daha arttırıyoruz. Şimdi 17 tane daha ilmek örüyoruz. Yedi ilmeğimizi ördük. Son ilmeğimiz kaldı. Son ilmekten önce bir arttırma daha yapıyorduk. Bir arttırmamızı yapıp son ilmeğimizi örüyoruz. Ve arka kısımda ilmeklerimizi normal yine haroşa örüyoruz. Arttırma işlemi yapmıyoruz. Arttırma işlemi sadece ön kısımda yapacağız. Sadece 5 kere arttırma işlemi yapacağız. Şimdi arka kısmını da şu şekilde haroşa örelim. Bütün arttırdığımız ilmekleri de bu şekilde haroşa örüyoruz. Son ilmeklerimizi de örelim. Ön kısma geçip ikinci arttırma işlemimizi yapalım. Arka kısmı bu şekilde ördük. Şimdi ön kısımda ikinci arttırma işlemimizi yapacağız. Bu şekilde sayılarımız önce ilk iki ilmeğimiz, ilk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. İlk arttırmamızı yapıyoruz. Sonra arada 17 ilmeğimizi örüyoruz. İlmeğimizi ördük. Yine bir arttırmamızı yapıyoruz.
Arada 3 ilmeğimizi örüyoruz. 3 ilmeğimizi ördük. Yine arttırmamızı yapıyoruz. 17 ilmeğimizi örüyoruz. 17 ilmeğimizi ördük. Son arttırmamızı yapıyoruz. Sıra bu sırada ve 2 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Arka sırada ilmeklerimizi yine haroşa arttırdığımız ilmeklerle beraber bütün hepsini haroşa örüyoruz. Bu şekilde arka sıramızı haroşa örüyoruz ve ön kısma geldiğimizde yine arttırma işlemi yapıyoruz. 3 ilmeğimizi örüp arttırma işlemlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sabit kalan sayılarımız 17. Başta ve orta kısımdaki sayılarımız sadece değişiyor. Arttırma işlemimizi 5 arttırmamızda, yani 5 sıra arttırmamızda tamamlayıp 57 ilmek sayısına ulaşmış olacağız ve arttırma işlemimiz bu şekilde bitmiş olacak. Biz de şimdi arttırma işlemlerimizi 3. 4. ve 5. arttırma işlemlerimizi yapalım. Daha sonra modelimize devam edelim. Yaptığımız arttırmalardan sonra toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşamız oluyor sırası. Şimdi hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan 2 sıra haroşa sırası öreceğiz. Şekilde bütün ilmeklerimizi, toplam 57 ilmeğimiz var ve bu 57 ilmeği 2 sıra daha 8 diş haroşamız olacak. Böylelikle haroşa şeklinde öreceğiz. Bu şekilde arka kısmını örelim. Daha sonra yine bir önden bir arkadan ördükten sonra artık fıstıklarımızı yapmaya başlayacağız. 2 sıra haroşamızı ördükten sonra toplamda 8 diş haroşamız oluyor. Şimdi artık model kurumuna geçeceğiz. Model kurumuna geçerken de önce sadece şu ön kısımdan sıra sonuna kadar bir kere daha bütün ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Daha sonra modelimizin arka kısmına geçince düz ilmeklerimizin ayrımını yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna gelelim ve arka kısımda düz ilmeğimizi ayırmaya başlayalım. Bu şekilde haroşa sırasını tamamladık. Şimdi arka kısımda ilmeklerimizi şu şekilde ayıracağız. 19 tane haroşa öreceğiz. 19 tane düz, 19 tane haroşa öreceğiz. Bu şekilde önce 19 tane haroşamızı örelim. Haroşamızı ördük şimdi. Şimdi 19 tane de ters örgü yapacağız. Böylelikle modelimizin ön yüzünde düz örgülerimiz oluşmuş olacak. Bu şekilde 19 tane ters örüyoruz.
19 tane ilmeğimizi ters ördük ve bu şekilde bakın düz ilmeklerimiz, yani ön kısımda düz modelimiz oluşuyor. Şimdi tekrar kalan 19 ilmeğimizi de haroşa öreceğiz. Model kurulumunda sağda ve soldaki 19 haroşaya hiç dokunmuyoruz. Sadece orta kısımdaki 19 ilmeğimiz düz ilmeğimizin olduğu kısımda yapacağız. Eksiltmemizi ve fıstık modeli sadece orada yapacağız. Şimdi ben burayı tamamlayıp ön yüze geldiğimde 19 diş haroşamı da öreyim ve şu düz kısımda hem eksiltmemizi hem de fıstık modelimizi yapmaya başlayalım. Ön kısımda ilk 19 haroşamızı ördük. Şimdi hem kesme işlemi yapacağız. Her ön kısımda modelimizde kesme işlemi yapıyoruz. Bu 19 ilmeğin sağında ve solunda kesme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde ilk 2 ilmeğimizden 1 ilmek geçirip ilk kesme işlemini yapıyoruz. Daha sonra 1 ilmek örüyoruz ve 3. ilmeğin içerisine fıstık yapacağız. Onu da bu şekilde tığımızla ipimizi geçiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve aynı ilmeğin içerisine 3 tane şu şekilde trabzan yapıyoruz. Kapatmıyoruz. En son bütün ilmekleri tek alacağız çünkü. 2 3 zincirle beraber toplam 4 tane trabzanımız oluyor ve 4 ilmeği bir alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve şişimizdeki ilmeği bırakıyoruz. Bu ilmeğimizi geçiriyoruz. Şimdi 5 tane örüyoruz. Düz ilmeğimizi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmek ördükten sonra 6.'nın içerisine 2. fıstığımızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde 2 zincir çekiyoruz. İlmeğin içerisine 1, 2 ve 3. Zincirimizle beraber toplam 4 tane trabzan yapmış oluyoruz. Hepsini bir aldıktan sonra ilmeğimizi geçiriyoruz. Ve tekrar 5 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ördük. Şimdi 6.'nın içerisine yine 3. fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde 1, 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine 1 zincirle beraber 2. trabzan, 3 ve 4. Ve bu 4'ünü bir alıp bir zincir çekiyoruz. Şişteki ilmeğimizi bırakıp bu ilmeğimizi geçiriyoruz. Şimdi 1 ilmek ördük. Kalan düz 2 ilmeğimiz, yani 18. ve 19. ilmeğimizi bu şekilde diğer şişimize geçirip yönünü ters çeviriyoruz. Ve 2 ilmeği bir alıp bu şekilde kesiyoruz. Şimdi kalan 19 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde
ilk fıstıklarımızı da yapmış olduk. Şimdi arka kısımda dokuz tane haroşamızı örüyoruz yine. Dokuz haroşamızı ördük. Şimdi 19 ilmeğimizden 2 tane kesmiştik ya, 17 tane kalan şu ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Çünkü ön yüzde düz olacak. Bu şekilde 17 ilmeğimizi de ters ördük. Önünüzde gördüğünüz gibi düz oluyor. Ve kalan 19 ilmeğimizi de haroşa örüyoruz. Ilmeğimizi de haroşa ördük. Şimdi ön yüzde iki sıra sadece kesme işlemi yapacağız. Başta ve sonda. Daha sonra üçüncü sırada diğer iki tane fıstığımızı yapacağız. Şimdi şurada bir 19 tane haroşamızı örelim. İkinci kesme işlemimizi yapalım. 19 tane haroşamızı ördük. Şimdi sadece başta ve sonda kesme işlemi yapacağız. Yine 2 ilmeğimizden 1 ilmek bu şekilde kesiyoruz. Düz örgümüzü örüyoruz. Bu şekilde iki tane son düz ilmeğimize gelince ilmeklerimizi şöyle diğer şişimize alıp bu şekilde ters yöne çevirip düz şekilde iki ilmeğimizi bir kesiyoruz. Kestik ve 19 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Bu şekilde 19 ilmeğimizi haroşa ördükten sonra arka kısımda yine 19 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Düz ilmeklerimizi arkada ters örüyoruz ve sonra 19 haroşamızı örüyoruz. Daha sonra bir sıra daha kesme işlemi yapacağız. 19 ilmeğimizi ördük. Şimdi fıstıktan sonraki ikinci kesme işlemimizi yapacağız. Yine aynı şekilde sıranın başındaki birinci ve ikinci ilmeğimizi bu şekilde düz kesiyoruz. Sonra son iki düz ilmeğe kadar örgümüzü düz örüyoruz.
ve son iki ilmeğimizi yine aynı şekilde diğer şişimize geçirip yönlerini değiştiriyoruz ve bu şekilde düz kesiyoruz. 19 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Arkada yine 19 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Düz ilmeklerimizi arkada ters örüyoruz ve 19 haroşamızı örüyoruz. Daha sonra modelimizin yine böyle önüne geldiğimizde 19 haroşamızı örelim ve ikinci fıstık yapımına başlayalım. 19 ilmeğimizi ördük. Şimdi ikinci sıradaki iki fıstığımızı yapacağız. Bunu yaparken yine ilk iki ilmeğimizi bu şekilde bir kesiyoruz. İkinciyi örüyoruz. Ve üçüncünün içerisine ikisinin de ortasına gelecek şekilde diğer fıstığımızı yapıyoruz. Tığımızı ilmeğimizin içerisinden geçirip iki zincir çekiyoruz. Aynı ilmeğin içerisine zincirle beraber 3 tane trabzan yaptığımızda zincirle beraber toplam 4 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde 4 ilmeğimizi bir aldık, bir zincir çektik ve şişimizdeki ilmeğimizi bırakıp ilmeğimizi geçiriyoruz. 5 tane ilmek örüyoruz ve 6.'nın içerisine 2 fıstığın ortasına son 2. sıradaki 2. fıstığımızı yapıyoruz. İlmeğimizden tığımızı geçirip 2 zincir çekiyoruz. Yine 1 2 3 ve zincirimizle beraber toplam 4 tane trabzanımızı bir alıp bir zincir çekiyoruz ve ikinci sıradaki son nohut işlemini de yapmış oluyoruz. Daha sonra bir tane düz örüyoruz. Kalan iki düzümüzü son sırada da kesme yapıyorduk ya, yine aynı şekilde böyle şişimize geçirip yönlerini değiştiriyoruz. Ve bu şekilde sondaki iki ilmeğimizi de kesip bire düşürüyoruz. 19 haroşamızı örelim. Arkadan yine aynı şekilde eksiltme yapmadan 19 haroşamızı öreceğiz. Düz ilmeklerimizi ters öreceğiz. Son 19 haroşamızı da öreceğiz. Ve bu sıra bittikten sonra yine aynı şekilde ilk fıstıktan sonra 2 tane kesme işlemi yapmıştık ya. Şimdi bu sıradan sonra yine 2 tane daha aynı şekilde kesme işlemi yapacağız. Sağda ve solda bu şekilde. Daha sonra diğer son fıstığımızın yapımına geçeceğiz. Şimdi arka kısımdan da düz ördükten sonra yine 2 tane 2 sıra kesme işlemi yapalım. Ve son fıstığımızın yapımına geçelim. İki sıra fıstıktan sonra kestiğimiz ilmeklerimizden sonra şimdi son fıstığımızı yapıyoruz. Önce yine ilk iki ilmeğimizi bu şekilde kesip bir ilmek yapıyoruz. Daha sonra bir ilmek örüyoruz ve orta kısımdaki ilmeğimize bir tane fıstık yapıyoruz. Yine iki zincir çektik. Araya zincirle beraber 3 tane trabzan yaptıktan sonra toplam 4 trabzanımız oluyor. Ve bu şekilde 4 ilmeğimizi bir alıp bir zincir çekiyoruz. Ve artık zaten fıstık yapma işlemimiz de patiğimiz de bitti. Şimdi bir tane örüyoruz ve yine son 2 düz ilmeğimizi bu şekilde ters çevirip kesiyoruz. Kestik. Ve
19 diş haroşamızı örüyoruz. Arkadan gelip yine 5 tane düzlüğümüzü sadece ters örüyoruz. 19 haroşamızı normal haroşa şeklinde örüyoruz. Ön kısma geldiğimizde son bir kesme işlemi daha yapacağız. Şimdi ön kısma gelelim. Bu kısmı bitirip arkaya örüp ön kısma gelelim. Ön kısma geldikten sonra 19 haroşamızı ördük. Şimdi bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Şu iki ilmeğimizi yine bir alıyoruz. Ortadaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve son iki ilmeğimizi yine yönlerini değişip bu şekilde kesiyoruz. Ve 19 haroşamızı örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka kısımda yine 19 haroşamızı örelim. Şurada son kalan 3 düzümüzü arkada ters örelim. Ve 19 haroşamızı örelim. Ve en son kesme işlemimize yine ön kısımda devam edelim. Şimdi ön kısımda 19 tane haroşamızı yine ördük. Ve artık son kesme işlemimizi yapıyoruz. Kalan 3 tane düz ilmeğimizi bir alıp bu şekilde kesiyoruz. Ve 19 haroşamızı örüyoruz. Şimdi artık sıramızı bu şekilde tamamladık ve lastik örgü kısmına başlayacağız. Lastik örgüyü modelimizin arka yüzünde başlayacağız. Arka kısmından lastiğimize başlarken şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde 8 sıra ördüğümüz lastik kısmı var ya, eğer bunu isterseniz bu şekilde katlı şekilde olsun isterseniz 19 sıra örüp 20. sırada kestiğinizde bu şekilde bir kere katlama şeklinde örmüş olabilirsiniz. Yani 19 tane örüp lastiğimizi 20. sırada kestiğinizde bu şekilde 8 sıra örerseniz patiyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Lastiğe başlarken modelimizin arka yüzünde başlıyorduk. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ters bir düz şeklinde lastik örgümüze başlıyoruz. Lastik örgümüze bu şekilde başladık. Ön kısımda ilmeklerimizi geldiği şekilde örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Zaten bir düz, bir ters şeklinde öreceğiz.
Bu şekilde toplam 8 sıra örelim. 9. sırada da ilmeklerimizi keseceğiz. 9. sıra zaten modelimizin ön yüzünde olacak. Şimdi biz 8 sıra örelim. Kesme işlemine hep birlikte devam edelim. 8 sıra lastik örgümüzü yaptıktan sonra kapama işlemine geçiyoruz. Kapama işlemini şu şekilde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve bu şekilde ilmeğimizi kesiyoruz. Ters ördüğümüz ilmeğimizi ters örüp aynı şekilde kesiyoruz. Sadece düzleri düz örüyoruz keserken, tersleri ters örüyoruz ve ilmeklerimizi bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde kesme işlemimizi yapalım ve biraz ipimizi paylı keselim. Dikme işlemine patiğimizi geçelim. Patiğimiz bu şekilde kapama işlemiyle bitirdik. İlmeğimizi, son ipimizi de paylı kestik. Bu şekilde de ilmeğimizi kapadık. Şimdi iğnemizi ipimizi geçirelim. Ve patiğimizi artık dikelim. Patiğimizi dikerken bu şekilde ters çeviriyoruz. Ve hemen şöyle ilk ilmeğimize batıp dikme işlemine başlıyoruz. Dikme işleminde yaparken bu şekilde ilmek şöyle İlmeklerimizi çapraz dikiyoruz. Bu şekilde bütün ilmekleri çapraz dikiyoruz. Böyle taban kısmını da aynı şekilde karşılıklı dikiyoruz. Ve patiğimizi son hali artık tamamen bitmiş, işlemleri bitmiş oluyor ve son halini artık tamamlanmış olacak. Şimdi biz de bu kısmı birleştirelim ve son kısmını patiğimizin görelim. Bütün ilmeklerimizi diktik ve patiğimiz artık bitti. Bu şekilde artık patiğimiz son halini aldı ve modelimiz bitti. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olup bize yorum yapmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.